Evet, Ankara Yeni Mahalle Batıkent'teyiz. Vatandaşlara Mansur Yavaş mı yoksa Süleyman Soylu mu diye soracağız. Bakalım vatandaşın cevabı ne olacak? Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu diye soruyoruz. Tabii ki mukayese kabul etmez, Mansur Yavaş. Evet, neden Mansur Yavaş? Neden Mansur Yavaş? Çünkü şimdiye kadar yaptıklarıyla yani yapacaklarını teminatı diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 1-0 Mansur Yavaş. Hanımefendi Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ankara'ya iyi hizmet ettiğini düşünüyorum. Evet. Memnunuz diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Devam edelim. Evet, Ankara Yeni Mahalle'deyiz. CHP'li belediye, bunu da söyleyelim. Abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Dört dörtlük, düzgün, dürüst. Evet. Layık, cumhuriyetçi, Türk. Evet. Yeter bize. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş diyorsunuz. Diyor, onu diyor. Ben de onu diyorum. Siz de Mansur Yavaş diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sizden alalım. Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? AK Parti'nin adayı kimse o. AK Parti'nin. Yani fark etmez. Fark etmez diyorsunuz. Fark etmez. Süleyman Soylu'yu çıkarırsa verir misiniz? Fark etmez. Evet. Neden Mansur Yavaş değil? Öyle söyleyeyim. Mansur Yavaş Ankara hiçbir şey yapmadı. Evet. Her sene 5 kilometre metro yapacağım dedi. Şimdi utanmadan metroda diyor ki ben diyor projesini hazırladım diyor. Mamak dikim evi NATO yolunun diyor projesini hazırlamışım daha diyor. Evet. Yani senede 5 kilometre metro yapacaktın. Evet. Onun için mümkün değil. Hiçbir dikil ağacı yok. Sadece işte şurada bizim bir gençlik merkezi vardı. Orayı kreşe çevirdi. 17 tane kreş yaptım diyor. Yalan söylüyor. Yapılı binayı bak burada Batıkent'te bilin gençlik merkezi var bizim şurada. Evet. Orayı kreş yaptı. Şimdi ben kreş yaptım diye ilan ediyor ya, utanmadı. Evet. Dikil ağacı yok Mansur'un burada. Sizin anlayacağınız. Sizlerden alalım. Mansur Yavaş, Süleyman Soylu. Mansur Yavaş dört dörtlük dürüst bir insan. Evet. Hizmeti sınırsız. Temik arkadaş yalan söylüyor. Batıketliyim. O AK Partili olduğu için ben yanaştım. Evet. Tamam. Dürüst, daha evvelden belediyecilik yapmış. Şeyde Beypazarı'nda. Evet. Ankara'da yapmadığı iş yok. Fakat memnun. Bizim insanlarımız nankör. Nankör kardeşim. İşte böyle yapılan işi yalanlıyor. Teşekkür ederiz. Herkesin fikrini açıyoruz. Sizden alalım. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş'ın bu 4 yıldır son yaptıkları şehirde iyi. Her şey şeffaf, açık. İhale yapıyor. Herkes görüyor açık seçik. Daha önceki biliyorsunuz parsel parsel dediler, dağıttılar. Evet. Buradan tekrar Mansur Yavaş diyor. Buradan Mansur Yavaş teşekkür diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Abim Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Siz beyefendi. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam edelim. Hacı amcam geliyor bir tane. Fikrini merak ettim. Hacı amcam selamünaleyküm. Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Ankara için. Mansur Yavaş mı belediye için Süleyman Soylu mu? Turgut Altınok. Evet. Keçören Belediye Başkanı. Yani götürürse Turgut Hemşerim götürür. Evet. Süleyman Soylu çok değerli bir insan. Evet. Fakat şansı mı yok? Ankaralı istiyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'dan olsun. Evet. Bu yüzden Ankaralı bir aday bulmamız lazım diyorsunuz yani. Evet, evet. Bu yüzden Ankaralı bir aday şart yani, bakın. AK Parti henüz adayını çıkaramadı amcam yalnız. Bulamıyor mu bir Ankaralı vatandaşın istediği aday? Şimdi kesin ben bilmiyorum da, fakat bakın bundan önce Öz Haseki'yi belediye başkanı yaptı değil mi? Evet. Çıkardı aday olarak. Öz Haseki bir insan bulunmaz. Evet. Yani çok değerli bir insan ama çok kişiler dediler ki ya Öz Haseki çok iyi de Ankaralı değil. Anladım. Ankara'yı bilen biri olsun diyor. Ankara'yı bilen. Süleyman Soylu, Mansur Yavaş aday olsa hangisini destekleriz peki? İki isimden. Süleyman Soylu'yu. Siz abim Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Tartışmaya gerek yok. Teker teker fikir alalım. Mehmet Haseki dedi, ben Kayseriliyim. Mehmet Haseki'nin yanında geliyorum yani, evet. Bu adam. Aha. Öyle güzel bir hırs. Öyle bir güzel soydu ki Kayseri'yi. Kayseri'nin haşadını çıkarttı. Sen bunu getirdin buraya da şey yaparsan kalanı Ankara'da kalanı soyar. Evet. Siz Sarızlı mısın? Ben Sarızlıyım, evet. Oğlum, ne oldu? Zoruna mı gitti Sarızlı tamam, deyince? Tamam. Teşekkür ederiz. Siz Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz? Mansur Yavaş. Siz abim, sizden almadık. Mansur
Ben de aldım. Şimdi Süleyman Soylu mu dedin? Pardon. Evet. Bak mafya yakalanana hep onun adını veriyorlar değil mi? Evet. Bu yüzden Mansur Yavaş. Siz efendim. Tabii ki Mansur Yavaş. Tabii ki. Mansur Yavaş kardeşim. Hırsızlara değil. Evet. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz beyefendi. Mansur Yavaş. Neden acaba? Niye Mansur Yavaş diyor vatandaşımız? 4 senedir bu şeyde. İktidarda. Evet. Memnunuz diyorsunuz. Hiçbir şeyini görmedik. Namusuyla, şerefine çalışıyor. Teşekkür ederiz. Siz? Söylemiş miydiniz? Ben AK Parti'den Altınok. Turgut Altınok isterim diyorsunuz. Altınok isteriz. Çünkü Ankara'yı bilen biri, Ankara'ya hizmet de edebilir. Evet. Genç de biri. İki isim çıksa Soylu ve Mansur Yavaş kimi destekleriz? Soylu'yu. Soylu'yu mu destekleriz? Siz abim. Mansur Yavaş, Süleyman Soylu. Mansur Yavaş'ı desteklerim. Evet. Neden acaba? Süleyman Soylu'nun yerel yönetimle bir ilgisi, alakası yok. Evet. İşte AK Parti aday arıyor biliyorsunuz. İsmi geçen isimler var. Vallahi kimi çıkarırsa çıkarsın Mansur Yavaş'ın karşısında kesin yenilecektir. Teşekkür ediyorum. Sizden alalım hanımefendi. Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu diye soruyorum. Mansur Yavaş. Memnun muyuz? Çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz abim, Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? İkisi de olmaz benim için herhalde ya. Kim olur abi? Üçüncü bir kişiye bakacağım. Var mı kafanızda bir isim? Hazırda yok. AK Parti'de de yok. Onun için soruyorum. İşte hazırda da yok. Hazırda da yok diyorsunuz. Az kaldı seçime. Adaylar belli olacak yavaş yavaş. Ama Mansur'a atmayacağım kesin. Mansur'a vermeyiz. Soylu da değil. İkisi olsa kime destekleriz? Oy atmam. Oy atmaz mıyız? Gitmeyiz. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizden aldık değil mi abim? Ben aldım. Sizden alalım. Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tercih ederim diyorsunuz. Siz hanımefendi, Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Nedeni nedir acaba? Başarılı olmasından. Başarılı olmasından. Türkiye'yi çok güzel yürüttüğü için. Teşekkür ederiz. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sizden alalım abim. Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Memnun muyuz? Memnunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edelim. Son birkaç kişiye daha soralım, anketi noktalayalım. Abim merhaba, size soralım buyurun. Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Hizmetlerine kaynaklıyız. Kimseye karışmıyoruz. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ediyorum. Tabii. Sağ olun. Düzgün bir insan. Sağ olun. Teşekkürler. Siz de Mansur Yavaş diyorsunuz. Evet. İnşallah yine kazanır. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz hanımefendi, Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Devlet memuruyum. Konuşmasam. Teşekkür ederiz. Evet. Buyurun siz konuşun. Tabii ki Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ya çok memnunuz biz. Her şeyinden memnunuz. Süleyman Soylu. Yok ya, asla. Asla. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hanımefendilere soralım. Hanımefendi, Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz? Evet. Neden Mansur Yavaş? CHP'li belediyedeyiz. Ondan mı Mansur Yavaş tercih ediyoruz? Hayır. Daha iyi çalışıyor. Daha iyi çalışıyor evet. Diyorsunuz. Yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Beyefendi, size sormuş muyduk? Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendilerle noktalayalım. Hanımefendi merhabalar. Ankara için... Sağ olun. Size soralım. Seçtik mi Yavaş'ı? Mansur Yavaş. Tamam. Teşekkür ederiz. Siz de noktaladık. Teşekkürler.